Merhaba, bakalım şimdi hepsi çalışıyor diye düşünüyorum. Aynı zaman kontrol edeyim önce. Nasıl fit oluyorsa ben de bilmiyorum. De bakalım. Biraz erken başladım. Ondan biraz da bekleyeceğiz herkese gelsin diye. İzleyenler varsa. Randevu ayarladım. Hadi bakalım. Nasıl oldu? Bugün Sabun Atölye Live'da sizden gelen soru konuşacağız. Sabundaki terleme. Sizin sorularınız da varsa hadi yorum olarak bırakın. Ya video altında ya genelde e-mail olarak da. Her hafta çarşamba şu anda planlanıyorum. Öğle saatlerde bir tane Facebook Live yapmaya çalışacağım. Orada sizden gelen soruları cevap anlamak istiyorum. Bir sorunuz varsa ben eski sorularınız veya sık sık sorduğum sorularınızdan bir tane seçiyorum. Şu anda sesim geliyor mu, gelmiyor mu, var mı, yok mu diye kontrol etmek istiyorum. Bunu becerebilirsem. Düşündüğümden daha zor mu? Bilmiyorum. Bakalım. Gözükmesi lazım diye bana gösteriyor ama ben henüz kendime görmedim. Tamam. Şimdi sesim geliyor mu gelmiyor mu? Bakmak istiyorum. Bunu çünkü kulaklıklardan yapıyorum. Daha iyi ses olsun diye ama emin değilim. Ses geliyor mu? Ses geliyorsa bana bir tane like atabilir misiniz lütfen? Çünkü kendimi kontrol edemiyorum. Yok mu? Tamam, garanti olsun. Kulaklıkla çıkartıyorum. Sonradan izleyenler varsa daha iyi oldu. Kulaklıklı ya da kulaksız mı? Haber yani emin olmak için. Şimdi Metin Bey'den bir tane soru geldi. Sabun terleme ilgili. Bu terleme nedir? Veya hangi sabunda da oluyor? Genelde terlemede glisserin sabunlarda. Ben onu şimdi göstermeye çalışıyorum. Dün ona uğraştım. Terleymiş sabun yapabilmek için. Bilmiyorum gözüküyor mu? Böyle ufak damlalar var üstünde. Şimdi bu terleme teknik olarak bir terleme değil. Bu etrafındaki toplayan suyu sabunun yüzeyin üstünde oturuyor. Yani sabahtaki çığ mı diyorsunuz ya da yoksa o kişi de mi tam hatırlamıyorum şimdi. Yani sebep nedir? Sebep gliserin şeffaf sabunlarda veya bu eriyebilir sabun bazılarda çok yüksek miktarda gliserin var. Gliserin bir tane humektan yani nem çeken bir fonksiyonu var. Onu da el kremlerde genelde yüksek miktarlarda gliserin var. Onu belki yazından biliyorsunuz. Yazında elinizde gliserin sürüyor, yani bir el kremi sürüyorsan böyle yapış yapış oluyor eller. Onun yani sebep içindeki gliserin miktarı. Burada ufak notlarım var. Ara sıra bakmam lazım. bu gliserin sabunumuz da aynı zamanda nemlendirici olarak yapıyor. Yani kullanırken acayip kurutmaz. Ve özellikle bu yüzden yağmurlu ve nemli havalarda sabunlarda veya yağmurdan sonraki havalarda bu terleme görebilirsiniz. Kötü bir şey mi? Değil. Görünüm olarak biraz hoş olmayabilir. Bazen acayip nemli oluyorsa ve üstünde çok damla damla oluyorsa boya akabilir. Özellikle sıvı boya kullandığın zaman. Ama dediğim gibi bir zararı yok. Sadece hoş görünüm değil. Diğer tarafta bile bir avantajı var. Glisserin diye terlemeye. Sabun üst yüzey tekrar ıslandığın için üstteki kurumuş kabuğu
yumuşatıyor ve içindeki kullandığınız esansı daha kolay ortaya çıkar. Daha güzel kokuyor. Tamam, şimdi terleme nasıl engellebiliriz? Orada 3-4 tane püf noktaları var. Sabun eritirken kapalı bir kap kullanın. Ya streçfilm ile kapatın ya da bir tencere kapağı kullanın ya da bile tabak kabınız üstüne koyun. Çünkü sabun içinde bir dengelem var. Glisserin miktarı kadar yeterli su var içinde. Bu su miktarı azaltıyorsa ileride adımlarda terleme çoğalıyor. Bu yüzden ısıtırken, çalışırken bu sabun bazıyla bu su kaybı engellememiz lazım. Yani bu da kapatmak ya da örtmek. Eritirken su ilave yapalım. Garanti olsun. Yani gözümüzden kaçtı. Dikkat etmedik. Ondan yaklaşık %3, %4 arasında su ilave tavsiye ediyoruz. Yani bu ne demek? 1 kilogram sabun için 30-40 gram arasında su ilave ediyoruz terleme engellemek için. Bu yaklaşık 3-4 tane yemek kaşığı denk geliyor. En ideal saf su kullanın ya da en az arıtma suyu kullanın. Daha güzel, daha parlak sabun yapıyor. Çok ilaçlı su kullanıyorsanız matlaşmaya çoğalıyor. Başka? Fazla kaynatmayın. Yani çok foko foko kaynatıyorsa tabii ki sabun buharı daha kolay. Ya buhar daha çok oluyor. Su kaybı daha yüksek oluyor. Bundan sonra sabunumuz daha kolay terleyebilir. Çok nadiren, kendime hiç karşıma gelmedi ama yurt dışından duydum. Bazı esansları onun için sebep oluyor. Hangi esans veya neden bazı esansı bunu yapıyorlar maalesef bilmiyorum. Yani dediğim gibi onu kendimize elimde yaklaşık 40-60 esans var. Hiç karşıma gelmedi. Başka ne yapabiliriz engellemek için? Genelde sabun döktükten sonra streç filmle sarayın. Ya ortamdan ayrılın. Daha koruma amaçlı. Ya da streçlemek istemiyorsun veya hemen kullanamıyorsan kapalı bir kapta varsa bile şu ayakkabı kutu içinde kurutma poşetle var ya, ayakkabı ıslak olmasın, spor ayakkabı da özellikle de var. Onu da kutu içinde koyabilirsiniz. Terlemiş bir sabunumuz olduktan sonra, yani öyle bir sonuç ortada. Bir tarafta hazır buketse ve yani zaten süs için koydunuz, işi bittiyse o zaman bırakın, elemeyin. O tekrar hava daha kuru olunca tekrar kuracak, bir zararı olmayacak. Ama diyorsunuz bunu şimdi hediye edeceğim, böyle gönderemiyorum, böyle veremiyorum, hoş olmuyor. O zaman birkaç tane yöntemler var. En keskin olanı, en ciddi olanı tekrar eritin, su ilave edin. Yaklaşık %4-5 arasında, yani biraz daha yüksek miktarlarda terlemiş bir sabunda. Ve tekrar dökün. İkinci alternatif olarak sabunlarınız ilk akan su altında bir iki defa geçirin, kurutmaya bırakın. O da bu yöntemiyle tekrar gliserin ve su miktarı dengeliyor. Tekrar terleme olmuyor ve bu beneklere de yok oluyorlar. Tamam. Başka ne yaptım? Başka o konuda ilgili de yazmadım. Dediğim gibi dezavantaj görünüm dışında bir şey yok. Avantaj olarak koku daha iyi oluyor tekrar. Ve en önemli nokta buradaki ısıtmada fazla ısıtmayın ve su ilave edin ya da en az kapalı eritin. Umuyorum size bir fikir verebilirim, yardım edebilirim. Başka sorularınız varsa gelecek hafta, ilerideki haftalar için lütfen bana yorum olarak bırakın. Başka bir şeyden bilmek istiyorsunuzsa bunun ilgili, doğal sabun, butik sabun ya da kosmetik ilgili lütfen sorun. Ben bildiğim kadar cevaplayacağım. En kötü ihtimalle bile araştıracağım size için. O sıkıntı değil. Böyle bir şey sizi beğeniyorsa devam edeceğim. Tepkilerinizi görmek istedim. Çok sevin, yani beğendiniz, beğenmediniz, bana haber veriyorsunuz, çok sevinirim. Çünkü hani kamera önüne çıkmak çok kolay değil.
Normalde sadece el yapımız gördünüz. Bu bir de bir videolar biraz daha zor. Özellikle arka fonumuz gördünüz mü? Çok eğlenceli oldu. Da arada sırada maalesef kafama düşüyor. yani gelecek hafta için sizin sorularınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ve Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın. O zaman size haber gelecek yeni video olunca. Umuyorum beğendiniz. Benden bu kadar şu anda. Hoşça kalın.